Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Hayatımız Satranç YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2022 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nın 11. turları da oynandı ve şampiyona sona erdi arkadaşlar. 5 Türk sporcumuz da temsil edildik bu şampiyonada ve bu Türk sporcularımız gerçekten çok kaliteli maçlar çıkararak, bazen bizi üzerek ama bazen mutlulara ederek, genel manada gururlandırarak tamamladılar bu şampiyonayı. Öncelikle kendilerine teşekkür ediyoruz ve bundan sonraki turnuvalarında da başarılar diliyoruz. Peki 11. turda neler oldu? Hemen bunları izah edelim ve daha sonra tabii ki de büyük ustamız Mustafa Yılmaz'ın son maçının analiziyle sizlerle birlikte olacağız. Öncelikle arkadaşlar İğne, Cem, Kan, Göker, Kan ilk maçlarda hatırlıyorsunuz, bizi takip edenler hatırlıyorlar. Çok kötü başlamıştı. Demiştik ki sonradan açılacak ve öyle de oldu, sonradan açıldı ama 11. turda arkadaşlar maalesef rakibine karşı siyahlar da kaybetti ve 11'de 6.5 puanla yarışmayı tamamladı. 135. sırada başlamış olduğu Avrupa Şampiyonası'nda 73. tamamladı. Gayet güzel bir başarı. Tebrik ediyoruz kendisini. Büyük ustamız Emre Can 6. turdan sonra olması lazım ya da 5. turdan sonra liderliğe kadar yükselmişti. Gerçekten mükemmel başlamıştı turnuvaya. Fakat sonradan gerek beraberlikler gerek talihsiz mağlubiyetler neticesinde biraz daha alt sıraları gerilediğini söyleyebiliriz. 11. turda rakibine karşı beyazlar da maalesef ki kaybetti arkadaşlar ve aynı Cem Kağan gibi 11'de 6.5 puan yaparak 55. oldu. 64. başlamış olduğu turnuvayı 55. olarak tamamladı. Bu yüzden de müthiş bir başarı. Tebrik ediyoruz Emre Can'ı. İğne Mert Yılmaz yerlerin rakibi hatırlarsınız arkadaşlar. David Navarra'ydı. 2700 elo puanına sahip ve bu şampiyonadaki en yüksek elo puanına sahip yarışmacıydı David Navarra. Mert Yılmaz yerli İğne'miz beyazlarda oynadı ve David Navarra karşısında berabere kalmayı başardı 11. turda ve o da 11'de 6.5 puan yaparak 80. sıraya yerleşti. Özellikle söylüyorum arkadaşlar, 121. başlamış olduğu turnuvayı 80. olarak tamamladı Mert Yılmaz yerli. O da sonradan açılanlarda tebrik ediyoruz. Burak Fırat şampiyonanın en talihsiz oyuncularından bir tanesiydi. Bir türlü dikiş tutturamadı arkadaşlar. Bir türlü konsantrasyonunu tam olarak sahaya veremedi. Tahtaya veremedi. 11'de 5 yaptı. Son turda da rakibi karşısında berabere kaldı beyazlarda olmasına rağmen. Ve turnuvayı 191. olarak tamamladı. Özellikle şu açıdan birazcık sıkıntı yaşadık. 112. başlamış olduğu turnuvayı 191. olarak tamamlamış oldu. Tüm sporcularımızı tekrar tebrik ediyoruz. İyi de birisini unuttuk. Kimi unuttuk? Mustafa Yılmaz'ı unuttuk. Önce maça geçelim arkadaşlar. Önce maçı analizleyelim. Daha sonra da finalde sizlere çok güzel haberlerim var. Çok güzel, çok güzel şeyler söyleyeceğim. Maçımıza geçiyoruz. Beyazlarda Mustafa Yılmaz, siyahlarda ise Alman rakibi Nisipenyu mu, öyle bir şey okuması var. Nisipenyu galiba. D4 başlıyor Mustafa Yılmaz, rakibi Atepat ile cevap verince C4, E6 ile bir vezir gambiti yapısı oluşacak arkadaşlar. Ama hangi varyantı, bu konuda birazcık emin değiliz. At F3'ten sonra deve sürülüyor, normal gidiyor siyahlar. At C3'ten sonra ise C5 tercihiyle siyahlar vezir gambitinin taraş varyantına giriş yapılıyor. Yarı taraş varyantı diyenler de var ama biz bunu taraş varyantı olarak biliyoruz. Genellikle C çarpı D5 hamlelerinden sonra fer atı deyince vezir çarpı D4 burada atla da alabilirdi aslında. Fakat buradaki piyon tehlikesinden dolayı vezirle almak zorunda kalıyor. E çarpı D5 ve E4 sürüşüyle birlikte şimdi şu anda baktığımız zaman bir piyon eşitliği söz konusu. Merkezde de sayısal olarak da piyon eşitliği söz konusu. At C6'dan sonra ise fil B5 oynanıyor. D çarpı E4 bana çok enteresan geldi arkadaşlar. Siyahlarda olsak D çarpı E4 yapar mıydık? Çünkü at açmaz da, bu nedenle ben beyazlarda vezirli aldığım zaman rakip şahla alacak ve siyahların roku bozulacak aslında. Problem gibi görünüyor ama enteresan bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Teoride bu da var. Yani Stockfish'in önerdiği hamle bu ama bana kalırsa ben yapar mıydım? Bilmeseydim yapmazdım arkadaşlar. Belki bildiğimde bile yapmayabilirdim. Vezir çarpı D8, şah çarpı D8 hamlesinden sonra şimdi at G5'ten tempolu bir şekilde şah kale ve aynı zamanda bir piyon isteniyor. Burada hem fille bu çataldan kurtarıyor hem de şahla. Ben olsam şahı oynardım, açık net söyleyeyim. Çünkü fil E6 hamlesinden sonra at çarpı E6, F çarpı E6 ile birlikte piyon yapısı çok ciddi manada siyahların aleyhine bozulacaktı. Fil E6 tercih etti. Burada enteresan bir şekilde beyazlar alabilir fili. Yani mutlak hamle değil, rokla da devam edebilir. Herhangi bir şekilde kırışmaya gitmeden
normal bir oyunla daha fazla inisiyatif kullanabilecek durumda olan beyazların aletlerinin oyunda kalmasının beyazlar adına çok daha büyük bir avantaj olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Stockfish at çarpı E6 alıyor ama beyazlar, ki ben de olsam at çarpı E6 alırdım. F çarpı E6 hamlesinden sonra ise şimdi bir de üstüne fil çarpı C6 alıyor mu? Alıyor. B çarpı C6 hamlesinden sonra şimdi arkadaşlar bakalım siyah piyonların durumuna. 4 piyon var. Bu 4 piyondan 2 tanesi duble ve hepsi izole. Geri kalan 2 piyon ise bağlı piyon. Şimdi arkadaşlar burada işte beyazların aslında basit ama etkili bir fikri vardı. O da neydi? Fil G5'e birlikte atı açmaza almak bir şekilde. Atın açmazda kalmasına yararlanarak da piyonu düşürmek olabilirdi. Ama beyazlar da Mustafa Yılmaz hiç acele etmiyor. Şah E2 oynuyor. Hiç roka gerek yok diyor. Ben diyor rok atıp da ne yapacağım? Şahımı kenarlara alacağım. Sonra o şah nasıl merkezileşecek? Zaten rakibim de rok yapmamış. O yüzden ben şahımı E2'ye oynarım dedi. Güzel bir tercih. Fil B4 ile birlikte at istek altında kale D1 önce bir tane şah. Şah E7'ye geçince de at A4. Arkadaşlar at A4'ün çok güzel bir fikri var aslında. Çünkü şöyle düşünelim. Bu siyah piyonu ölümüne koruması lazım siyahlar. Niye? Eğer ki bu siyah piyonu korumazsa A'dan bir geçer elde edecek beyazlar. Bu nedenden dolayı bu piyonu koruması lazım. Peki beyazlar ne yapabilir? Fil E3 ile birlikte piyona tehdit götürebilir. Eğer ki bu piyon burada kalmaya devam ederse ve tehdit altında kalmaya devam ederse bu kale bağlanmış durumda olacak. Kale piyonu korumak zorunda kalacak. Eğer ki diyor ben fil E3'ü alırsam ve piyonu istersem ya piyon sürecek, ben atımı rahatlıkla B6'ya sokabileceğim, ya da piyon sürmeyecek. Benim de filim E3'te olduğu için, piyonu istediği için bu kale bu piyonu korumak için burada kilitlenmiş vaziyette olacak dedi. O yüzden atı A4'ü oynadı. Çok güzel bir hamle. Çok ince bir hamle. Kale H'tan D8 gel kırışalım. E beyazlar kırışmaz mı? Elbette ki kırışır. Kale çarpı D8 hamlesinden sonra. Kale çarpı D8, bu arada arkadaşlar burada şahlı alma da öneriliyor enteresan bir şekilde. Ama herkes kale çarpı D8 alır herhalde. Şimdi fil E3'te ver piyonu. Kale D5 o piyonu bırakıyor arkadaşlar. Ama hangi sebepten dolayı bırakıyor? Aslında bırakıyor mu bırakmıyor mu ondan da emin değiliz. Çünkü alındığı zaman kale zınk diye D2'ye girebiliyor. Kale C1 ver piyonu. Kale A5 ver atı, korudum piyonu diyor. Hem piyonu koruyor hem atı istiyor. Sakince bir B3 ile birlikte piyon kontrolü altında. Şimdi arkadaşlar kalenin C6 piyonunu istediğini görebiliyoruz. Bu piyonu neyle koruyacak? Kaleyle de koruyabilir aslında ama ne kadar iyi soru işareti. Şahla da koruyabilir. Dikkat! Şahla D6'dan koruması gerektiğini söylüyor Stockfish. Gerçekten de mantıklı. Çünkü şah D6'ya geldiği zaman fil C5'e giremiyor. Şah da tehdide geldiği için. Ama şah D7'ye kaçtığı zaman fil çok kritik bir nokta olan C5 karesine oturmuş oluyor ki şah D7 siyahların hatası durumda arkadaşlar. Fil C5'ten sonra at D5 geliyor. At D5 hamlesinden sonra kale C4. Piyonu istiyor çünkü filin zaten alt tarafından koruması olduğu için dümdüz piyonu istediğini söyleyebiliriz. Önce bir fil çarpı C5, at çarpı C5 ver şahı. Burada arkadaşlar Stockfish'e göre, ki oyuna da göre, diyor ki siyahlara kardeşim sen vezir kanadında zayıfsın. Vezir kanadında zayıf olduğun için şahını vezir kanadı tarafına doğru götürmen lazım. Şah kanadı tarafına doğru götürmemen lazım. Çünkü şah kanadında herhangi bir atraksiyon, bir şey, bir gerilim, bir şey yok. O yüzden dolayı şahı E7'ye oynamak senin için hatadır diyor. Şimdi arkadaşlar hamle sırası beyazlara geçti. Elbette ki siyahların piyonu tehdit ettiğini görebiliyoruz. O yüzden dolayı bir tane A4 oynuyor. Burada siyahların iki tane hamlesi var arkadaşlar. Birisi biraz daha defansif bir hamle. Diğeri de biraz daha saldırgan bir hamle. Açık konuşuyorum, siyahların konumu itibariyle sanki at F4 ile oyunu karıştırmak istemesi biraz daha iyi olabilirdi. Ama at B6 ile kale istemek istedi. Kale C1 dönüşünden sonra ise at D5'e tekrar oturdu. G3 piyon sürüşüyle atın F4'e şimdi gelmesi engellendi. At B4 hamlesinden sonra ise şimdi bu at icabında D3'lere de bakış attı. Etkili bir yerde. Kale C4 ile piyon tekrar isteniyor. At A6'ya geliyor arkadaşlar. Şimdi kalkıp da sen burada atla piyonu alabilir misin? Alabilirsin, hiçbir problem yoktur. Ama galiba beyazlar başka bir şey hesapladı. Yani kaleyle alamıyoruz çünkü at düşüyor. Tamam, onu anladık. Ama atla alınabilirdi. Galiba şey diye düşündü. Bu piyon zaten benim. Şahla istediğim zaman isteyebiliyorum. Atla zaten istemişim. Kaleyle zaten istemişim. Neyle koruyacak rakip bu piyonu? Hiçbir şeyle koruyamıyorum. Bu piyon zaten benim diye düşünüp at B7 oynayarak açarak C6'yı istedi arkadaşlar beyazlar. Kale D5 hamlesinden sonra kale de
ilk fırsatta inecek aşağılara yani. O yüzden merkeze bakıyor. Kale çarpı C6 ver atı. At B4'le ver kaleyi. Şimdi kale C4'le ver atı, ver piyonu. At D3'e geldiği zaman arkadaşlar burada çok enteresan. Kale çarpı E4 hatalı bir hamle. Ben ilk önce kale çarpı E4'ü niye almıyoruz diye bakmıştım. Öncelikle beyazın hamlesini göstereyim. Şah E3 oynamış ki doğru bir hamle. Peki kale çarpı E4 alınca ne oluyormuş, ona bakalım. Benim düşündüğüm gibi kare çarpı E4 yaparsak at C1'e geliyor arkadaşlar. Ver şunu, ver piyonu diyor. Şah kaçtıktan sonra da at çarpı B3 alıyor. Az önce vezir kanadını üstün konumda olan beyazlar vezir kanadındaki üstünlüğünü koparıyor ve oyun beraberliğe doğru gidiyor. O yüzden burada şah E3 çok daha doğruymuş. Burada şahı artık yaklaştırması lazım siyahların ama atı E5'e oynuyor. Bu at E5 hamlesinden sonra kare çarpı E4 ya da kare C7 şah hamleleri mevcut. Kale çarpı E4 hamlesi biraz daha iyiymiş. Fakat kale C7 hamlesi de gayet güzel. Kaleyi de arasına kapatabilir, şahı da kaçabilir. Şahı kaçmayı tercih ediyor. F6'dan kaçıp hem de G7 piyonu tutmayı tercih ediyor. At C5'te açarak A7 piyonu istek altında şu an itibariyle. At G4'ten bir tane şah geliyor. Aynı zamanda bir çatal hamlesi. Arkadaşlar ama şöyle söyleyelim. Şah kanadında verilecek bir piyonun çok fazla bir önemi yok bu noktada. Çünkü vezir kanadında beyazlar gerçekten çok üstün. Şah E2 kaçınca da şimdi A5 sürülüyor ve o piyondan kaçılmış oluyor. Tehditten kaçılmış oluyor. H3'te ata bir kışkış. At E5'e geri dönünce de at çarpı E4 şimdi alınıyor. Ve beyazlar artık bir piyon öndedir. Ve piyon yapısı itibariyle de rakibinden gayet üstündür. Oyun tamamıyla beyazlara kazançtır diyebiliriz. Şah G6'dan sonra at C5 geliyor. Ve şimdi şah at F7'ye oturuyor. Yani burada şöyle birazcık geri gelmek istiyorum arkadaşlar. Burada acaba hani piyonu istiyor ya. Piyonu istiyor. Burada acaba niye şey yapmadı? Piyonu korumadı. Gerçi neyle koruyacak değil mi? Doğru, neyle koruyacak ki? Şahla korursa tekrar şahlı gelebilir falan filan. Evet. Burada atı oynamayı tercih etti. Burada işte beyazlar niye almadı acaba? Bir bakalım mı acaba? Bir bakalım beyaz alınca ne oluyor? Beyaz alınca... He pardon ya. Şurada şah at var, onu görmüyoruz. Allah'ım yarabbim. Evet, ondan dolayı alamıyormuş. Burada arkadaşlar at nereye geldi? Ha, at F'e geldi. Burada beyazlara önerilen hamleler F4 ve G4 piyon fırtınası ama at D3 oynamayı tercih etmiş beyazlar. Bu da hatalı bir hamle ama tabii ki de at çarpı E6 kadar hatalı değil. Çünkü burada çatal varmış, onu görmemişiz. Burada at D3 hamlesinden sonra hala oyun beyazlara kazanç ama şah F6 kale A7 ile piyonu istiyor ama kale tarafından korunduğu belli. At B2'den manevra yaptıracak, piyonu isteyecek büyük ihtimalle. G5 sürüşünden sonra at B2, at E5'ten sonra aslında H7 piyonu düşmüş görünüyor arkadaşlar. Ama at dediğim gibi buradaki piyonu korumaya gitmesi lazım. Çünkü A5 piyonu kaybedildiği zaman bağlı geçerli birlikte beyazlar oyunu çok rahat kazanacak. Kale çarpı H7 geliyor. Kale C5'ten kale C2'ye inip çatal yapmak istiyor. At D3'ü geliyor. Kale C2 bir şah, şah D1'den sonra ver kaleyi. Şimdi kale kaçıyor A2'ye. At çarpı E5, şah çarpı E5 hamlesinden sonra kale F2'yi kontrol ettiği için, F2'yi istediği için şah E1'e gidip F2'yi bir önce koruyor. Kale B2 hamlesinden sonra ver piyonu. Burada arkadaşlar bu piyonu korunmayıp diğer piyonu tehdit etmek çok daha mantıklı olduğunu söylüyor Stockfish. Fakat kale B7 oynuyor beyazlar. Şah E4'ten sonra şah F1. Şimdi acaba bir şah F3'ten bir mat isteseydi ne olurdu? Nasıl bir konum elde ederdi? Merak ettim. Oynamamış siyahlar. E5 oynamayı tercih etmiş. Şah G2'den sonra şah D4. Şimdi bir kale değildi. Şah şah C3'ten sonra ise kale D5'te ver piyonu, ver piyonu. Kurtuluş var mı? Nani yok. E4 sürüşünden sonra kale çarpı G5 de yapılabilir. Ama bu piyonun herhalde tehlikesinden dolayı kale çarpı G5 yapılmamış. Biz bir bakalım kale çarpı G5 alınca ne oluyor. Kale çarpı G5'ten sonra eğer E3 sürülürse elbette ki alamıyoruz açmaz olduğu için. Ama biz şahımızı F3'e oynayabiliyoruz. Burada arkadaşlar iki tane hamle var. Ya alacak ya sürecek. Yani eğer alırsa zaten direkt şah G2 geliyor. Ve artık siyahlar ne yapacak? Vezire çıksa bile alınıyor zaten. Onda problem yok. Peki sürülünce ne olur ona bakalım. Ona da büyük ihtimalle kale E5 gelecek ve bu şekilde kontrol altına almış olacak. Bu piyon artık vezire çıkmadan beyazlar tarafından alınmış olacak. Ama şah F1 oynamış, kale çarpı G5 yapmamış beyazlar. Şah F1'den sonra ise kale çarpı B3 piyon alınmış. Kale çarpı A5 A piyon alınıyor. Kale B1 şahtan sonra şah E2.
Allah Allah, niye G2'ye kaçmadı acaba? Ben olsam G2'ye kaçardım. Şah E2'den sonra şah D4. Kale çarpı G5 alındıktan sonra beyazların 4 piyonu, siyahların tek piyonu kaldı. Artık söylemeye bile gerek yok arkadaşlar. Beyazlar çok rahat kazanacak. Bakalım nasıl kazanmış. Kale B2 şah, şah B1'den sonra kale B1 bir şah daha, şah G2. Mustafa Yılmaz benim sözüme geldi. Yine G2'ye kaçmak zorunda kaldı. Kale B2 hamlesinden sonra kale B5. Gel kırışalım. Kale A2'den sonra arkadaşlar artık kale F5'e gelip bir çizgi çekip daha sonra piyonları sürmesi lazım aslında. Kale B4'le bir tane şahlamış. Şah E5'den sonra kale B8, şimdi onu yapacak. Kale çarpı A4'den sonra önce bir H4. Kale A2'den sonra ise bir tane kale F8 çizgisini çekiyor arkadaşlar. Şahın bu taraflara gelmesi engelleniyor. Ve şimdi piyonlar rahatlıkla sürülecek ve vezire çıkarılacak. Ve arkadaşlar 11 tur boyunca, 11 gün boyunca sizlerleydik. Her gün turlar bittikten sonraki gün sizlere özet videosunu ve bir maçın analizini çektik. Sizler için hazırladık ve sizlere sunmuş olduk arkadaşlar. Beraber bu şekilde Avrupa Kupası'nı takip ettik. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizimle bu heyecanı paylaştığınız için. Ve büyük ustamız Mustafa Yılmaz bu şampiyonada 11'de 8 yaparak arkadaşlar, değil mi? 11'de 8 yaptı hatırlıyorum. Hemen kontrol edeyim. Evet. 11'de 8 puanla 6. oluyor arkadaşlar. Ve 6. olarak, Avrupa 6.sı olarak da 2023 Dünya Kupası'na, Dünya Satranç Kupası'na katılma hakkı elde ediyor. Bu yüzden de büyük ustamız Mustafa Yılmaz'ı tebrik ediyoruz. Hatırlarsanız 7. ya da 8. turda olması lazım. Sessiz sedasız yukarılara tırmanıyor demiştim kendisine. Hakikaten de öyle oldu. Sessiz sedasız geldi geldi. Son dakikada, son 3-4 turda işi bitirdi. Ve kendisini ilk 10 içerisine attı. Tebrik ediyoruz. Önümüzdeki sene arkadaşlar şampiyonluk olsun. İnşallah Dünya Kupası'nda da başarılar diyoruz Mustafa Yılmaz'a. Vahap Şalal'a tekrar tekrar geçmiş olsun diyoruz ki artık öyle problem kalmadı ama Covid testi pozitif çıktığı için bu turnuvaya katılamamıştı. Katılsaydı ondan da ciddi performans bekliyorduk. Olsun, sizlerle arkadaşlar birçok projede artık görüşeceğiz. Yeni yeni projelerimiz var. Bu Avrupa Kupası bittikten sonra bu yeni projelerimizi yarından itibaren YouTube kanalımıza görebileceksiniz. Sizler de bizlere destek olmak için hemen aşağıdaki abone ol tuşuna tıklayarak YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hep hayatımız satranç yönlerinden olmanızı dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.